Geldik mi yine ya? Kimsenin kendinden başka kimseyi düşünmedi bu acımasız dünyada Furkan Külcü yine sana rehberlik etmek için burada. Bugün size tercih yapmadan önce bilmeniz gereken 5 ya da 6 şeyden bahsedeceğim. Hadi videoya geçelim. Evet sevgili arkadaşlar, bu acılı, sancılı dönemlerden ben de geçtim. Bu acılar nasıl yaşanıyor? Hepsini yaşadım. Çünkü ben iki tane üniversite bıraktım, üçüncü de okuyorum falan. Yani böyle çok en bilgili insan ben olabilirim belki. Bu konuda mütevazı davranamayacağım maalesef. O yüzden benim yaptığım hatalardan biraz bahsederek, gözlemlerimden bahsederek size de birkaç şey söylemek istiyorum. Çünkü bu kadar gençlik heba oluyor. Arkadaşlar kendinize gelin. Birazcık kendinize gelin ya. Birazcık aklımızı başımıza toplayacağız. Bu videodan sonra çok önemli çıkarımlar yaparak hayatımıza devam edeceğiz. Yani bu video size minimum 20 ya da 30 IQ katabilir. O yüzden tüm dünyaya seslenmeme yardımcı olmak için bu videoyu beğene basarsan diğer insanlar da 20-30 IQ kazanabilir. Evet, ilk maddemize geçelim. Ne kadar mütevazı değil mi? Çok acı bir gerçek. Kimsenin umurunda değilsin. Herkes bu hayatta kendini düşünüyor. Yani mesela sınavdan çıktın, sınav sonucun açıklandı. Seni yüzlerce kişi aradı belki. Aa Mehmet ne yaptın, sınavın nasıl? Ayşe'cim nasıl geçti? Abi seni düşündüğü için aramıyor onlar. Okey, kıyas yapmak için arıyorlar. Çok acımasız bir dünyadayız arkadaşlar. Önce bunun bir ayırdığına varalım. Adam ufacık aklıyla 700 bininci olan arkadaşını, işte sen 50 bininci olmuşsun, onunla kıyaslayacak. Diyecek ki işte işletme mi okuyacaksın? Aa işletme çok kötü bilmem ne. Saçma sapan bir ortam var. Çok acımasız bir ortam var. Bu bizi o yüzden ikinci maddeye getiriyor. Bu kadar cehaletin olduğu bir dünyada kimsenin lafına inanmayın arkadaşlar. Özellikle arkadaşlarınızın gazına gelmeyin. Çünkü güzel kardeşim, bu videoyu izleyenlerin çok büyük bir kısmı eminim ki daha liseden üniversiteye geçecekler ya da işte mezuna kalanlar olabilir. Siz daha hiçbir şey görmediniz. Daha hiçbir şey bilmiyorsunuz hayat hakkında ve insanlar gerçekten yalancı abi, yalancı. Ben bu kadar yaşıma kadar bu kadar fazla yalana maruz kaldım ki. O yüzden arkadaşlarınızın gazına gelmeyin. Tercih döneminde özellikle. Şimdi bir sürü faktör var abi. Belki arkadaşının parası var, maddi durumu daha iyi ya da ne bileyim vizyonu daha geniş, onu yönlendirebilecek birisi olabilir. O yüzden siz kendi işinize kendiniz bakacaksınız maalesef ki. Çünkü dünya, demin de bahsettim, acımasız abi, çok acımasız. Arkadaşın gelecek diyecek ki aa diyecek abi ben işte dandik üniversite adı da bilmiyorum ki. İstanbul Mehmet Üniversitesi'ne gideceğim abi. Orada işte takı tasarım okuyacağım. %50 burslu bilmem ne. Sen diyeceksin ki aa ne kadar iyi bölüm. Üniversite kazanmış. Değil abi. Üniversite iyi değil. İsim üniversiteleri özellikle iyi değil. Milletin gazına gelmeyin. Kimse bir bok bilmiyor. Benim gözlemlerim bunu diyor. Kimse bir bok bilmiyor abi. O yüzden A'yla, B'yle, C'yle kıyas yapmayacaksın. Sen burada önemli olan şey, güzel kardeşim sen ne istiyorsun? Hata yapmaktan korkmamalısın. Çünkü 18-19 yaşındasın. Ben şeyi anlamıyorum abi. Şimdi başarı diye ufacık bir böleceğim. Ufacık bir anekdot. Şimdi başarı istiyoruz. Okey. Başarı dediğin şey başarısızlıkların ve başarının toplama aslında. Yani hataların ve başarının toplamı. Hata olmazsa başarı diye bir şey olmuyor. Yani siz hata yapmazsanız eğer bir yerde başarılı olamayacaksınız. O yüzden hata yapmaktan korkmayın. O yüzden diğer basamağa geliyoruz. Aileler burada, bu videoyu izleyen aile varsa eğer. Abicim ya da ablacım lütfen çocuklarınızın hayatına çok müdahale etmeyin. Yani kimse çocuğunun kötülüğünü istemez. Tabii ki de mantıksal olarak. Ama aileler çocuğunun ne okumak istediğine karar veriyor. Yani çok iyi bir sıralama yapan sayısalcı biri atıyorum niye tıp okumak zorunda abi? Niye yani? Binlerce mühendislik var. Kendini geliştirebileceği onlarca şey var. Ya da eşit ağırlık için. Bir sürü güzel bölüm var. Bir sürü güzel üniversite var. Ama sen ille de hukuk okuyacaksın. PDR okuyacaksın. Bilmem ne. Bu bölümler inanılmaz kötü. Bunu kim çıkardı? Bu yaygarayı kim çıkardı bilmiyorum. Dünyanın en saçma şeyi ben girerken de öyleydi. Eşit ağırlık sana abi ya. İşte hukuk okuyacaksın ya PDR. Ayda benim kaderimi sen niye seçiyorsun abi? O kadar güzel üniversitelerde o kadar güzel bölümler var ki yani sen zaten kendini kendi başına geliştirebilecekken saçma sapan birkaç insan yüzünden gençliğini heba etme. Ya ben bu konu hakkında çok sinirliyim arkadaşlar. Yani yıllarımı heba ettim bu cehaletten dolayı. Ama yani sizin de heba etmenizi istemiyorum. O yüzden birazcık böyle sinirliyim. Aileler lütfen hani bir şekilde çocuğa sen yön vermemelisin yani. Sen bir şekilde onu koruyabilirsin. Evet ama direkt bir şekilde hani
yön veremez. Vermemelisin yani. Vermezsen daha iyi olur abicim. Çünkü ondan sonra ne oluyor? Çocuk istemediği bölüme gidiyor. Yıllarını veriyor. 4 sene 5 sene veriyor. Ondan sonra mezun oluyor abi. Yapacak hiçbir şey yok. Niye? Çocuk sevmediği yerde. Çocuğun tıpla alakası yok. Yazdırmışsın. Abicim çocuk belki kendini atacak köprüden. Böyle şeyler çok görüyorum abi. Yapma. Rahat ol, rahat ol. Kültür rehberlik sana yol gösterecek. Nereye geldik? Diğer bir basamağa geldik. Sen bu sene sınava girdin. Belli bir hedefin vardı ama olmadı. Okey. Moral bozmak yok. Mezuna kalmak ayıp bir şey değil. Eğer bu sene sınava girdiğinde istediğin yer gelmediyse bir sene daha bekleyebilirsin. 2 sene de bekleyebilirsin. 3 de bekleyebilirsin ama hani 4'ten 5'ten sonrası birazcık boka sarıyor o kadar. Bana bazen mesajlar geliyor. Abi işte 24 yaşındayım. Tıp kazanabilir miyim sen? Deneme bile. Deneme yani. Uğraşma yani, gir bir işe çalış, daha mantıklı. O yüzden mezuna kalmak arkadaşlar ayıp bir şey değil. Eğer hedefleriniz örtüşmüyorsa, mesela ben 2 tane üniversite bıraktığımdan bahsetmiştim. Gittiğim 2 okulda köy okulu gibi bir şeydi, minicik. İşte Türk-Alman'a gitmiştim mesela. Türk-Alman'da kulüpler, topluluklar toplanmak istiyor. Kantinde toplanıyorlar. Göt kadar okul. İşte okul gerçekten lise boyutunda falandı. Dedim ki abi ben burada ne yapıyorum? Ciao. Kaçtık hemen, sınava girdik falan. Mezuna kalmak denmez bunu aslında ama sınava girdik, kaçtık. ODTÜ diyeyim, çok iyi. Evet, yani şimdi geldik, bunları yaptık, tavsiyeleri verdik. Diğer bilmeniz gereken en önemli şeylerden biri şu. Abicim sen sınava girmişsin, bir yarış temposundasın, tamam mı? 7 yaşından beri okumayı öğren, toplama çıkarma bilmem ne. Liseye de git, diploma aldın. Ama üniversite şimdi. Üniversite herkesin okuması gereken bir yer değil. Üniversite size ne sağlar? Bunu çok iyi bilmen lazım ki ona göre gitmelisin abi. Sen artık bu yarış, sen bir yarış atı değilsin. Alo, sen bir insansın. Nereye, neden gittiğini bilmen lazım. Sen üniversiteye gidiyorsun, okey, ama neden? Neden gidiyorsun? Bunu çoğu insan bilmiyor. Diğer arkadaşların gittiği için, ailen öyle dediği için ya da çevre baskısından dolayı gidiyorsun. Yanlış. Sen kendin neden gittiğini bilmen lazım. Bir kız arkadaşım var, işte şehir dışında okumak istiyor. Sen onun peşine takılan bir mal mısın? Değilsin. Yani bu videodan sonra böyle olmamalısın ya. Biz boşuna mı konuşuyoruz kardeş? O yüzden neden gittiğini bilmen lazım. Neden gittiğini bilmen için de üniversite sana ne sağlar? Bunu bilmen lazım. Üniversite temel olarak sana sosyal çevre sağlıyor. Sosyal çevre bu hayattaki tüm canlılar için en önemli şey. Sosyal çevre. Şimdi sen gidersen bir isim üniversitesine, oradaki insanlar sana ne sağlayacak abi? İstanbul Mehmet Üniversitesi'nde Zart 1'i bilmem ne bölümü. Ne sağladı sana? Hiçbir şey. Ama güzel, vizyonu olan, kaliteli, köklü bir okula gidersen, işte ne bileyim. Aklıma ilk ODTÜ geldi nedense. ODTÜ, işte Boğaziçi bilmem ne. Oraya giden insanların da bir geçmişi olduğu için sosyal çevresi daha dinamik ve daha bilinçli oluyor. Yani o bilinçten sen de birkaç tane şey kapabilirsin. Diğer katacağı en önemli şey, insanın gelişimi için çok önemli bir olanak sağlıyor üniversite. Ve özellikle burada şeyden de bahsetmek istiyorum. Şehir dışında okursan eğer böyle oluyor. Şehir dışında değilsen, aile evinde kalırsan o birazcık daha yavaşlıyor. Çünkü sorumluluk alma şansın azalıyor. Ama başka bir yere gidersen, kendi ayaklarının üstünde durmaya çalıştığın zaman gerçekten insan kocaman bir adama dönüşebiliyor yani. Burada adam dediğime bakmayın, eril bir dil kullanmıyorum yani. Örnek. O yüzden üniversitenin sağladığı bu iki çok önemli amaç. Seni sen yapabilir. Bu dönemde hatalar yapacaksın tabii ki yani. Hata yapmaktan korkma. Diğer bir son artık basamağa geldik. Nasıl bir okula gitmeliyim? Furkan abi bana bir yol göster. O zihninden bize de bir şeyler bahşet. Tamam, bahşedeyim. Bir, için sinmediği, o içinde minik bir ses vardır. Onu kaybetmediysen hala oğlum biz neredeyiz, yanlış mı yapıyoruz falan. O sesi dinle. Eğer öyle bir ses varsa bir şüphe et. Tamam mı? Yani o ses gerçekten senin doğrularını söyleyebilir. İçine sinmeyen bir yere gitme. Yani sen tıp okumak istemiyorsan okuma. Ne kadar basit değil mi? Hukuk okumak istemiyorsan okuma. Yani bu senin bileceğin iş, başkasının bileceği iş değil. O yüzden ipleri artık kendi eline al. Annenin, babanın, arkadaşlarının, 5 sene sonra görmeyeceğin insanların eline bırakma. Çünkü bu senin hayatın ya. Bu arada ODTÜ tanıtım günlerinde bir tane kel herifi çıkarmışlar. Herkes de röportaj yapıyor. Buradan selam olsun. Adı Selçuk galiba. Orada siyaset bölümünden İrem diye bir arkadaşımızı konuk almış. İrem'in dediklerine o kadar çok sinir oldum. Yani İrem diyor ki ben diyor hep tercih tanıtım günlerine gelen çocuklara diyorum ki diyor. 18 yaşındaki çocuklara dediğine bak. Siz aslında burada 4 senelik bölüm değil yapacağınız 30 senelik işi seçiyorsunuz. Öyle bir dünya yok abi. Ne kadar dünyada duydum en saçma şey. Sen bunu nasıl diyebilirsin? 18 yaşındaki bir çocuğun 30 senelik yapacağı mesleği seçmesini nasıl bekleyebilirsin? Ablacığım,
Abicim, bu tanıdığım günlerinden vallahi. Çok sinir oldum ya. Birazcık da bu videoyu o yüzden çekiyorum. Sırf bunu duyduğum için çekiyorum ya. Arkadaşlar lütfen bol bol hata yapmaya çalışın. Ama bu videodan sonra da işte hata yapmanızı azalttık. O biraz nasıl olacak onu ben de bilmiyorum. Hata yapın ama hatayı neden yaptığınızın farkına varın. Aynen böyle daha iyi oldu. Neden yaptığınızı bildiğiniz hata sizi geliştirir ama mal mal bilmezseniz eğer neden hata yaptığınızı 1000 kere aynı şeyi yapabilirsiniz. Bu çok tehlikeli bir şey. O yüzden sevgili dostlar size verebileceğim tavsiyeler böyleydi. Yorumlarda istediğiniz sorabilirsiniz. Ben de istediğimi cevaplayacağım tabii ki de. Umarım iyi bir tercih dönemi olur sizin için. Yani yaptığım hataları yapabilirsin illaki. Denemek serbest ama heba oldu be kardeşim. Bak saçlarımda beyazlar çıktı görüyor musun? Görünüyor mu bilmiyorum da. Ya kardeşim ömrümüzü çürüttük. Bu video hoşuna gittiyse beğen. Abone de ol. Abone olabilirsin. Paylaşmayı unutma. Annene babana çok selam söyle. Her şey gönlünce olsun sevgili arkadaşım, canım, bebeğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hadi bay bay. Bu nasıl bir çene ya? Bu nasıl bir çene abi? Bu çocuk bir şeyler biliyor ama ne anlatıyorsun sen? Senin derdin ne dostum?